Elazığ'ın yöresel ürünleri arasında yer alan kurutmalık ürünler sezonu başladı. Elazığlı kadınlar domates, biber, kabak ve patlıcanları kışın tüketmek amacıyla kurutmaya başladı. Renk renk sebzeler, çeşit çeşit meyveler, sofraların süsü, iştah açıcı lezzetleri. Elazığ'da tarlalarda 40 derece sıcakta toplanan sebzeler, üreticiler tarafından pazara getiriliyor. Sebze pazarında günlük olarak alınan biber, patlıcan, kabak ve domatesler ev kadınları tarafından tohumları temizlenip içleri kavrulduktan sonra güneşi bol olan bahçe veya balkona asılarak kurutulmaya bırakılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi bahçelerinde binbir zahmetle yetiştirdiği mamullerini kış ayları için kendisi kurutuyor. Kurutmasını kökünü çıkarıp da ipe takıyoruz onları. Bunların da tutup da koparıyoruz. Onların bir şeyi yok ki. Domatesleri yarıp tepsilere düzüyoruz kurutmak için. Kuruluyor. Kış aylarında tüketilmek için hazırlanan ve Elazığ'ın en önemli mutfak kültürü arasında yer alan kurutmalık meyve ve sebze sezonu Ağustos ayıyla birlikte başladı. İplere dizilen sebzeler özel olarak hazırlanmış sırıklara ve demirlere bağlanarak güneş altına bırakılıyor. Şu anda da zaten Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı itibariyle biberlerimiz, patlıcanımız, kabağımız çıktığından dolayı şimdi ilk olarak bunları kurutup, ipleri dizip kurutma işlemi kış için hazırlıklarımız başladı. Kurutmalık için benim şu an bahçemde olan biberim var, patlıcanım var, kabağım var, salatalığımız var, kütemiz var, acur diye biliyor bazı, Antep'te falan acur diye geçiyor. Genelde ama bizim doğuda daha çok biber ve patlıcan ağırlıklı olduğu için daha çok o sektöre yönelik yapıyoruz ama hani onun yanında da kabakla salatalık şeyi de devam ettirmeye çalışıyoruz. Kofik de var mı? Kofik var, evet. 15 ile 30 gün süreyle kurutulmaya bırakılan sebzeler toplanarak kışın tüketilmek üzere kaldırılıyor. Temmuz ayı itibariyle Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı itibariyle bildiğiniz gibi Elazığ'da biber kurutma, patlıcan kurutma ve diğer kurutma uygulamaları başladı. Bu vesileyle biz de bahçemizde yetiştirmiş olduğumuz organik ve doğal ürünleri bir araya getirip eşimiz, dostumuz, ahbabımızla birlikte, eşimle beraber, çocuklarımızla birlikte böyle bir sezonda kendi kışlık ürünlerimizi hazırlamak amacıyla böyle bir çalışmaya başladık. Doğal olarak üretilen sebze ve meyveler çeşitli aşamalardan geçerek vatandaşların kış aylarında doğal yemek yeme imkanı sunuyor. Diğer kurutmalarımız da dediğiniz gibi bir ay içerisinde kuruma noktasına giriyor. Tabii biberlerin kuruması biraz daha tez oluyor. Patlıcan biraz daha geç oluyor. Özellikle kabak da aynı şekilde. Ama sonuçta bir ay içerisinde hemen hemen hepsinin kurutulması noktasında bir başarı elde etmiş oluyoruz.